Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, 100 yılda bir görülen bu kadar da olmaz ki dedirtecek, akıllara durgunluk veren bir olayı sizlerle paylaşacağım. 25 yılı aşkın bir meslek hayatımda ben böyle bir olay ne duydum ne de gördüm. Bir kadın Çocuğu olmuyor. Kocası tüp bebek yapalım diyor. Uzun uğraşlar sonucunda bir tane bebeğe kavuşuyor. Ardından doğal yollarla iki tane daha çocuğu oluyor. Bu kadın Türkiye'de Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde. Daha sonra karı koca arasında şiddetli geçimsizlik meydana geliyor. Ardından da karı koca ayrılıyor. Ayrılma gerekçelerinin başında ise ilçelerindeki akrabaların arasındaki bir dedikodu. Çocukların babası olarak bilinen kişiye akrabaları şunu söylüyor. Diyorlar ki bu çocukların babası sen değilsin. Tüp bebekle yapılanın babası sensin. Ancak sonradan Doğal yollarla doğan bu çocukların babası sen değilsin diyorlar. Akıllara durgunluk veren bu olay ilçede kulaktan kulağa, akrabalar arasında kulaktan kulağa dolaşıyor. Kadın kocasıyla konuşuyor. Diyor ki, ben hayatım boyunca senden başka hiç kimseyle hiçbir birlikteliğim olmadı. Evlendiğimiz günden beri sen de biliyorsun bunu. Ancak bu dedikodulara inanma diyor. Kıymetli izleyicilerimiz. Dedikodu yayıldıkça koca çıldırıyor ve daha sonra mahkemeye gidiyor. Mahkemede soybağı reddi davası açılıyor. Sonradan doğan iki çocuğun kendi çocukları olmadığını karısı tarafından aldatıldığını mahkeme söylüyor ve mahkemeye DNA testi talebinde bulunuyor mahkeme DNA testinin yapılmasına onay veriyor çocuklardan ve kocadan kan örnekleri alınıyor mahkeme süreci özellikle hanımefendi için çok çok zorlu bir süreç Allah kimsenin başına vermesin uzun bir süreden sonra adli tıp kurumundan Yapılan DNA testlerinin sonucu mahkemeye ulaşıyor. Hakim ulaşan bu DNA testinin sonucunu okuyor ve ortaya çıkan tablo üzücü. Sonradan doğan bu iki çocuğun babası bu adam değil. Yani kadının kocası değil. Kadının dünyası adeta başına yıkılıyor avukatına diyor ki benim bu dünyada böyle bir şey yapmayacağımı herkes bilir ben de kendimden çok eminim diyor. Bu işte bir yanlışlık var diyor. Kadının avukatı tekrardan mahkemeye başvuruyor ve ikinci kez DNA testi yapılması talebinde bulunuyor. Mahkemede bunu onaylıyor. Bunun akabinde yeniden çocuklardan ve babadan değerli izleyicilerimiz kan örnekleri alınıyor. DNA testi yapılıyor. İkinci kez sonuçlar mahkemeye ulaşıyor. Sonuç değişmiyor. Çocukların babası kocası değil. Ve bu haber ilçede ve akrabalar arasında çok kısa bir zamanda yayılıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi tabloyu bir düşünün. Üç tane çocuk var. Tüp bebek yoluyla doğan çocuğun babası tamam bu adam. Ancak sonradan doğal yollarla olan çocukların babası ise bu adam değil. Yani hanımefendinin kocası Çocukların psikolojisini, kadının psikolojisini ve kocasının psikolojisini bir düşünün. Kocası aldatıldığını bu çocukların babasının kendisinin olmadığına artık kanaat getiriyor. Ama kadın kesinlikle ve kesinlikle "Çocuklarımın babası sensin." diyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz kadına kimse inanmıyor. Kendi akrabaları da dahil, ailesi de dahil olmak üzere. Böyle bir tablo var. Sonrasında kadın Allah'a yalvarıyor bir sabah vakti, sabah namazında. Ya Rabb'im. Beni bu büyük sıkıntıdan kurtar. Biliyorsun ki ben kocama hiçbir zaman ihanet etmedim. Ama bu işte bir yanlışlık var. Beni ferahlığa çıkar. Gerçeklerin ortaya çıkmasında bana yardımcı ol diye ellerini açıyor. Allah'a dua ediyor. Kıymetli izleyicilerimiz. Bu sabah namazından bir saat sonra kadının aklına akıl almaz bir gerçek geliyor. Kocası askerdeyken ilik nakli yapılıyor. ilik nakli yapılanların DNA'sı karışık çıkıyor. Tıptaki ismi ise değerli izleyicilerimiz kimerizm. ilik nakli yapılanların DNA'sına kimerizm deniliyor. Kadıncağız avukatına koşarak gidiyor, durumu anlatıyor. Sayın avukatı da mahkemeye başvuruyor ve akabinde mahkeme yeniden DNA testi yapılmasını istiyor. Ancak bu sefer yapılan test kan testi değil. Çocukların ve hanımefendinin kocasının burnundan sürüntü alınıyor. Bunun üzerine çalışılıyor ve mahkeme, hanımefendi ve herkes bu neticeyi bekliyor. Aradan 3 ay geçiyor. Herkes nasıl bir sonuç çıkacağını merakla bekliyor. Allah kimsenin başına vermesin. Mahkemeye sonuç ulaşıyor. Hakim mahkemeye ulaşan zarfı açıyor ve okumaya başlıyor. Davaya konu olan doğal yollarla sonradan doğan iki çocuğun babası kocası Evet. Değerli izleyicilerimiz. Hanımefendi aklanıyor. Hanımefendi iftiraları yerle bir ediyor. Bu olayla ilgili olarak hanımefendinin avukatı bir açıklama yapıyor. Çiftin 3 çocuğunun olduğunu, anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiklerini, iki kız çocuğunun babadan olmadığını, baba dedikleri kişi iddia ediyor. Soybağı reddi davası açıyor. Gelinen noktada uzun, zorlu bir süreç ama kadın haklı olduğunu mahkeme önünde ispatlıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, iftira gerçekten insanların en büyük düşmanlarından bir tanesi. Allah kimsenin başına vermesin. Bu iftiraya atanlar Kadın kendisini eğer ispatlayamasaydı siz ömrünüzün sonuna kadar bu vebali ve ahirette de eğer inanıyorsanız bu vebali taşıyacaktınız. İftiraat çamur kalsın izi kalsın. Gözünüzde gördünüz mü böylesine çok çok önemli böylesine hayati bir mesele böylesine önemli bir konu. Kadının aklına kocasının askerde ilik nakli geçirdiği oldu gelmeseydi bilin ki şu anda bu kadın ve iki tane evladı çok çok kötü durumda olacaktı hanımefendi iradesinden dolayı tebrik ediyoruz Sayın avukatında Tebrik ediyoruz Gerçekten ibretlik bir olay Ben bu olayı birilerine ibret olsun diye birileri hakkında konuşurken dikkatli olsunlar iftira gibi çok çok İnsan hayatını etkileyecek kötülüklerden uzak kalmaları için sizinle paylaşmak istedim. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Özellikle de hanımefendilerin bu konuyla ilgili olarak ne yazacaklarını çok ama çok merak ediyorum. Evet. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.